Tamam. Abi bak. Abi biri beni çekiyor. Abi biri beni çekiyor. Ya kimse. Ya adama silah. Adama silah. Lan ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bize yeter. Yauzukum leallekum tezekkerun. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin demişti Hazreti Yunus Aleyhisselam. Bağlayın karnındayken. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nivriyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin üzerine olsun değerli dostlarım. Hem yürüyelim hem konuşalım. Gel Onur. Onurcan'la beraber yeni videolarla bomba gibi Türkiye'yi yerinden oynatacak videolar çıkartacağız Rabbimin izniyle. Ol kardeşim. O Allah'ın illa entesi hayve çekilmeyi çünkü biraz zalimiyim. Ha hangi vela kuvvete illa billahi vaniyul azim. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey deneyeceğim. Ve bu olayın üstünde çok dikkatli şekilde araştırmalar yaptım. Araştırmalarım sonucunda astral seyahat boyunda astral seyahat son zamanlarda Yusuf Güney'in videosunu izlemişsinizdir. Astral seyahatlerde bunu her insan deneyebilir ama yapması tehlikeli mi? Tabii ki de tehlikeli. Astral seyahatin boyutu gerçekten çok farklı bir boyut. Düşündüm, araştırdım, Kur'an'ı araştırdım, her şeyi araştırdım. Zulkarneyn Aleyhisselam'ın setlere kilitlediği Yecüc ve Mecüc kavmi beni kilitledi. Odak noktası haline getirdi. Gel. Ya hadi beni abdurrahman. İmdadillahim bana ulazim. Yecüc ve Mecüc kavmi. Bu iki kavim tamamıyla. Size şöyle söyleyeyim. Birbirine sapkın olan iki kavim ve Yecüc kavmiyle iletişime geçmeyi deneyeceğim. Rabbim bizleri korusun. Bizler her zaman Allah'a, Rabbimize güvenerekten yola çıktık. Hiçbir zaman da arkamıza dönüp baktığımızda bizden korkunun esiri olmadık. Hiçbir zaman korkunun esiri olmayın. La havle ve la kuvvete illa billahil alimil azim. Şimdi Onur, sen şu an kendini iyi hissediyor musun? Şu an iyi hissediyorum. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Geçenlerde bir astral seyahat denemem oldu. Bu boyuttan, insan dışı boyutlardan. Şimdi Kur'an'da diyor ki 7 tane varlıktan bahsediliyor, doğru mu? Evet. 7 varlıktan insanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler, insanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler, melekler ve bu iki bilinmeyen varlık bizi öyle bir kitledi ki, öyle bir kitle haline getirdi ki ve bunu ciddi şekilde araştırmalarını yaptı. İki varlığın ne olduğunu tabii ki de Allah her şeyin en iyisini Rabbim bilir. Biliyor muyuz diye soracak olursak tahminlerim var. Araştırmalarım bu yön ilerisinde. Yusuf Güney'i çok severim kendisini. Astral seyahat boyutunda anlattıkları benimkiyle birebir uyuşuyor. Astral seyahat böyle videolar izlediğimde gerçekten de varlıklar gördüğümüz oluyor. Ama hangi boyutta, hangi derecede görüyor, kime nasıl gösteriliyor bunu bilemiyoruz. O farklı bir varlık görüyordur. Ben farklı bir varlık görüyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hani kavmi Zulkarneyn Aleyhisselam'a demişti de bize bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle uğraşıyorlar. Bu sapık kavmi, bu sapmış kavmi kitle ya Zulkarneyn. Bunların önüne bir set çek. Ayette de geçiyor Kur'an'da. Zulkarneyn Aleyhisselam seti çekti. Bakırları eritti, demirleri eritti. Ve en son kavme dedi ki Zulkarneyn Aleyhisselam'a inanan insanlar dedi ki alttan körükleyin dedi.
Kur'an'da ayetlerde çok net bir şekilde geçer bu. Ve bu biz şimdi Yecüc kavminden oranın artık Yecüc kavminin başındakiye mi iletişime geçmeyi başaracağız? Yoksa geçemeyeceğiz mi? Başımıza bir musallat alacağız mı? Bunu göreceğiz. Gel. Ben ne yaptım oğlum? Tekrim bu duruş var. La hamle ve la kuvvete illa billahil alimil azim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La galibe illallah. La galibe illallah. La galibe illallah. Köstü bök yuvalarına basma. Yuvalarını bozma. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Peygamber Efendimiz'e büyü yapmışlardı? Yapan müşrikler. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali demişti ki, ya Ali, şu kuyuda bir sabun var. Peygamber Efendimiz'e ölüm büyüsü yapmışlardı. Şu kuyuda sabun var. Git o sabunu oradan al ya Ali. Onu çöz demişti. Ve o sırada Mekke'de nazil olan ayet Nas suresi indi. Kul a'uzu bi rabbin nas, melekin nas, ilahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezî vesvisu fî sudûril nas. Minel cinneti ven nas. La havle ve la kuvvete illa billahil alîmil azîm. Azîm ve kerîm olan Allah-ı Adîm. Esfaykullah el azîm el kerîm ellezî la ilahe illa huvel faydan fayr ve esîm. La hayya da l'amîn içi. Kildi adı yâd ve l'amîn olsun. Yani harbada bağlanan temiz. İlla rüyayın yarılmıştır. Azim ve kşeriz talan engelettir. Ve aleyhi rahat illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La hamle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim. Azim ve kerim olan Allah'ın adıyla sesimizi duyan herhangi bir cinni varlık varsa ya da herhangi bir melek varsa ya da herhangi bir kafir varsa amacımız zarar vermek, hüsrana uğratmak değil, çalıp çırpmak hiç değil. Sub boyu unutuyorsun. Rabbine ve Rabbim melekete veriyor. Hani melekler Rabbime sormuştu. İbrahim'i neden bu kadar çok seviyorsun ya Rabbi demişlerdi. Allah da sizin bilmediklerinizi yalnızca ben bilirim demişti. Ve melekler İbrahim'i izlediklerinde insan kılığında gelirken İbrahim Aleyhisselam çobanlık yaparken dağda insan kılığında gelirken demişlerdi ki Sübbuhun kuddusun Rabbine ve Rabbim melekete ver ruh. Bizler Allah'ı tesbih ederiz. Bizler onun kuluyuz ve ruhun sahibi Allah'tır demişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'la bu duayı bir kere daha söylerseniz ben size şu beslediğim koyunların dörtte birini bağışlayacağım demişlerdi. Bu olay üç kere gerçekleşiyor bu hadise. Üçüncüsünde tamamını bağışlıyor. İbrahim Aleyhisselam'a buradan selam olsun. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Estağfurullah el azim el kerim el azim. La ilahe illa huvel hayyul gayyum. Allah'ın
Bizi herhangi bir varlık korkutmaya çalışırsa sakın ola ki korkundan korkunu teslim etme. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bir şey söylemek istiyorum. O şeye geçmeden önce. Zulkarn şöyle cevap verdi. Rabbimin bana bahşettiği nimetler ve imkanlar size vereceğiniz vergiye ihtiyaç bırakmayacak kadar çok yeterli ve benim için daha hayırlıdır. Haydi siz bana bedeni kuvvetiniz ve iş gücünüzle yardım edin de sizinle onlar arasında açılmaz sağlam bir set yapayım. Demişti bu ayette. Keyif suresi. La havle ve la kuvvete. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Azim ve kerim olan Allah'ın adıyla. La ilahe illallah. Sen bunları aldın değil mi? Aldım abi. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. 50 taneydi değil mi? 50 tane. Tamam aldım. Temizlememiz lazım. Abi temizleyip ne yapacaksın ki? Allah ben anlamadım. Korkuyor musun sen? Yoktu anlamadım dediğini. Varlıkla iletişime geçeceğiz. Hı. Şimdi. La ilahe illallah. Muhammed. La ilahe illallah. Muhammed Resul. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Davut yıldızını Davut Aleyhisselam'dan Yahudiler çalmıştır. Ve Zulkarn Aleyhisselam Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in soyundandır. Türklerin soyu da Yafes'in soyundan gelir. Yani Zulkarn Aleyhisselam Türk bir peygamberdi aslında. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Şurada bu tarafta mı? Aynen. Etrafına çekil. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bunlar. Bunlar çantada abi sahi. Allah. Bu ne? Abi 50 tane mi? Kardeş. Büyük beyaz mumlar istedim mi ben senden? Abi sen benden 50 tane mum istedin. Kardeş getirdim mum ama doğum günü pasta mumu getirmişsin. Abi sen 50 tane isteyince ben de dedim herhalde. Kardeş beyaz mum dedim ya, ama ben sana bundan dedim ya. Pasta mumu. Tamam. Doğum günü mü kutlayacağız? Abi çok fark eder mi? Yani. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil azim. La havle ve la kuvvete. Sen benden 50 tane isteyince ben de yani aklıma beyaz mum gelmedi. 50 tane beyaz mum ne yapacağız ki? İyi ki doğunu yapalım o zaman. Mum söndü. Bismillahirrahmanirrahim. Pasta yüz verilir herhalde diyeceğim Onur. Sen niye getiriyorsun pasta mumu? Abi sen 50 tane isteyince. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam ki. Dur kendimi toparlamam lazım. İşte dalga yürümene gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mumine söndü. Yecüc kavminden misin? Bizi duyuyor musun şu an? Abi. Nece konuşuyor? Duyuyor musun sesi? Nece abi konuşuyor? Sesi duyuyorum da nereden yani geliyor bu? Zulkan aleyhisselamın kavme. La havle ve la kuvvete illa billah. Yecüc kavminden misin? Mecüc kavminden misin? La abi ses nereden geliyor? Kimin kavmindensin? Amacımız zarar vermek değil. Kavmet! Ümmeti Muhammed! La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Etrafında biri dolanıyor. Onur, biri etrafında dolanıyor. Olur. Abi kimsenin etrafı. Çabuk gel buraya. Buraya gel. Etrafı sarıyorlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Abi ne etrafı sarmış? Bir dakika abi görmüyor musun? Siyah karanlık bir şeyler geçti. La havle ve la kuvvete illa billah. Azim ve kerim olan Allah'ın adıyla. Azim kanaycı. Allahu ekber.
Bu sesi ben duymuyorum değil mi sadece? Bunlara bak. Bunlara bak. La havle ve la kuvvete illa billah ve la ilahe illa azim. Allahu ekber, Allahu ekber. Anlayabiliyor musun bu? Ne diyor? Arapça değil. Arapça kesinlikle değil. İbranice olabilir. Ya da farklı bir şey değil. Bu dili hayatım ilk defa duyuyorum. Sen ne dediğini anlamadığımız birini çağırıp göndermeye mi çalışıyoruz? Sonunda kalana kadar. Sormak istediğin bir şey var mı? Çabuk söyle. Sormak bak bunlar elime güzel. Şey yok. 666 ile iletişime geçmeye çalıştık. Kame şu an kıyamet alametleri bitmiştir. Kıyametin bekliyorsunuz. Güneşin batıdan doğmasını mı bekliyorsunuz? Ne diyor? Onur. Güneş batıdan doğarsa sizler güneş batıdan doğduktan önce mi çıkacaksınız, sonra mı çıkacaksınız? Allah. Allah. Allah diyor. Allah diyor. Peki Deccal'le bir ortaklığınız var mı? Abi mumlar sönmek üzere. Mumlar sönecek, iletişim bir kopacak. Deccal'le bir ortaklığınız var mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Kendiniz mi söndüreceğiz? Söndürme sana. İletişim kendisi kopması lazım. Ya hayrı ve la kuvvete illa billah illa billazim. Mecuç kavmiyle olan bağlantınızdaki sırlar nelerdir? Zulkarn Aleyhisselam'ın kitabı nerede? Sönmek üzere. Allahümme salli ala seyyidim. Zulkarn Aleyhisselam'ın kitabı nerede? Zulkarn Aleyhisselam'ın kitabı nerede? Söndü abi. Çıkma buradan. Buradan dışarıya çıkma. Tuzak var. Ne tuzağı var abi? Dışarıya çıkmamızı bekliyorlar. Ne yapacağız, burada mı kalacağız? Hayır, bekle. Öncelikle varlığın gittiğinden emin olmamız lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. Son 4 tanemin geliyor şu an. Kamerada gözüktü mü gözüktü mü bilmiyorum. Yani bu kadar az yanıyor ki. Kim olduğumuzu araştırıyor, ona bakıyor. Ne için, ne amaçla geldiğimize bakıyorlar. Etrafımızda zaten şu an sarılmış durumda gibi bir şey. Şu an her pencereden 3-4 tane kişi bakıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Rabbimin izniyle bizi zarar veremezler. Sadece şu an bizi izliyorlar. Olur. Bunlar yansın. Geleyim mi ben? Ya Allah'a emanet. Şu an hala burada bir tanımı ısrarla yanmaya devam ediyor ve varlığın burada olduğunu hissediyorum. Estağfurullah el azim el kerim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Hazreti Süleyman'a verdiğiniz sözü unutmayın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a verdiğiniz sözü unutmayın. Ya Rabbi, Ya Elhamdülillah, başımıza gelecek herhangi musallattan, musibetten, kainatın tek sahibi olan Rabbime sığınırız. La hamle ve la kuvvete illa billahi ve aleyhi ve sellem. Azim ve kerim olan Allah'ım.
Abi biz şimdi hiç dışarı çıkamıyoruz mu? Niye? Şimdi bir hava alalım. Ben çok sıkıştım. Tuvalete mi geldin? Yani abi 2 saattir yoldayız, hiç durmadık. Onur. 1,5 saattir buradayız. Kardeş. Yani hava alalım en azından. Kaç tane benzinlikten geçti kardeş, sen kafayı mı yedin? Şimdi tuval burada sıçma zamanı mı? Yani abi en azından hava alalım. Çıkacak mıyız? Evimiz tuzak falan var demiştin. Gel. Ver bana kamerayı. Çabuk git ver. Çabuk da burada bekliyorum. Allah ömür sen verseydin. Muhammed'in muayeler deseydin ama Muhammed. La bile bile Muhammed. Azim ve kerim olan Allah. La ilahe. Bitti mi? Onur! Bitti mi? Onur! Neyse abi. He. Ne oldu? Ver abi sen. Abi burada ben dışarı çıkılıp gezilecek gibi değil yani. Sen abi etrafımıza yani bu... Hani hava almak için bile çıkılacak bir yer değil. El-Kerim, El-Lezi, La İlahe İllahu El-Hayyul Kayyum ve Tüm. Abi sen tuzak falan dedin de dışarıda hiçbir şey yok. Kardeş bak şu an ciddi şekilde tehlike altındayız ve şu an varlığın gidemediğine emin değilim ve evimize gidemiyorum şu an. Gitmek istemiyorum çünkü eğer varlık gitmediyse onu farklı boyuttan bir boyuta geçirdiğimiz zaman büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Onu düşünüyorum şu an. Ne yapıyoruz abi şimdi? İçinde herhangi bir cinli varlık ya da herhangi bir varlık sana vesvese veriyor mu? Hayır. Şu an yuh. Olan Allah'ın adıyla. O 666 tane hani mum yaktık ya. 666 evet. Yazısıyla. Evet. Hepsi sönmüştü değil mi? Abi son bir tanesi kalmıştı uzun süre yana. Yani o da söndü. Evet. Buldum. Ne abi? Ben gelmenin yöntemini buldum. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim. Azim ve kerim olan Allah.
Niye girmiyoruz abi? Kavme Yecüc. Hala burada mısın? Kavme Yecüc! Lütfen bize ses ver. Amacımız zarar vermek değil. Bizler ümmeti Muhammed'in ümmeti. Lütfen. Sana zarar vermek istemiyoruz. Hala burada mısın? Eğer varlık çıkmışsa, varlık farklı boyuta geçtiyse, bunlar nasıl çıkacağını öğrenirler. Ey! Kavme Yecüc! Hala burada mısın? Onur! Ne abi? Bu ne abi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne oluyor? Ne anlama geliyor şimdi? Oh,